Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim bir sorum var inşallah. Bir arkadaşım kadınların kaş almasının, efendim dövme yapmasının günah olduğunu yazan bir hadisin olduğunu söylüyor. Sahih-i Müslim'de yazıyor dedi. Sizin daha önceki konuşmanızda bunun günah olmadığını söylemiştiniz. Ben de ona sizin anlattıklarınızı anlattım. Yani böyle bir hadis yok ise ben bunu nasıl ispatlayabilirim? Hayırlı yayınlar inşallah. Göknur Almanya. Kadının kaşları kalınsa, birbirine girdiyse, bozuksa ki çok olabilir yani insanlık hali. Kadın onu düzeltir. Bazen yanak kenarlarında tüy olur kadınların. Ondan sonra, değil mi? Böyle bıyık gibi ince tüyler de olur. Onları alır, yakışmaz kadına. Şimdi orada hadis var diyor. Peygamberimiz böyle bir temizliği, böyle bir güzelliği niye yasaklasın? Hayır, mantığı da yok. Amacı da yok. Yani kadın yüzündeki o tüyle gezince, kaşlar birbirine girmiş gezince topluma, kadına, kime, dine, imana ne faydası var? Peygamber neden böyle bir şey desin? Yani bir parça mantığı olması lazım. Hiçbir mantığı yok. O zaman anlıyoruz ki uydurma. O kadar. Yani ispatı bu.